Hazır mıyız? Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla ilgili alınan hukuksuz kararın arkasında Recep Tayyip Erdoğan'ın bitmeyen hıncı vardır. 31 Mart'ta devirdikleri sandığı bir kez daha devirmeye çalışıyorlar. Gerçi o gün aldıkları cevabı bugün yine alacaklar. Halkın seçme gücünü, aklını, ferasetini hafife almak onlara pahalıya mal olacak. Çok açık ki rıza yaratmayan Erdoğan rakiplerinin önünü keserek iktidarı elinde tutmaya çalışıyor. Daha önce bunu yapmaya kalkanlar nasıl gittiyse bundan emin olun Erdoğan da aynı o şekilde gidecek. Hatırlayın İstanbul seçimlerini. Hiçbir şey olmamışsa bile bir şey olmuştur diyerek seçimi iptal ettiler. YSK aynı zarfın içerisinde 4 tane pusula vardı. Birini iptal etti, 3'ünü geçerli saydı. Bu dünyada hiç eşi ve benzeri olmayan bir emsaldir. Ve İstanbul halkı bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa, bu zorbalığa yanıt verdi. Erdoğan sandığın önüne geçemeyeceğini, geçilemeyeceğini orada öğrendi, yarın yine öğrenecek. Anketlerin baskısıyla çaresiz kalan ve hamlelerini yapmaya devam eden Erdoğan er ya da geç sandıkta cevabını alacak. Ve bunu yaparken bir yandan gidişinin hazırlığını da yürütüyor. Toplumun, devletin temeli olan adalet AKP'nin iktidarında terazi değil, kesinlikle maşa haline geldi. Siyasi ve ekonomik çıkarları için, yandaşları için kullanılan bir maşa. Ekrem İmamoğlu için yargı kararı var diyenler, mahkeme kararı isteyenler, Anayasa Mahkemesi'nin paspas eden tekliflerini neden önümüze getiriyorlar sormak lazım. Çünkü dert ne hukuk, ne de adalet, ne de anayasa. Tek dertleri var, onlar ceplerini doldurmak istiyorlar. Bunu biliyoruz, nereden mi? Limanlardan biliyoruz. Bugün Sanayi Komisyonu'nda, torba yasada limanlarla ilgili düzenleme görüşülüyor. Teklif, özelleştirilen limanların sözleşme süresini ihalesiz 49 yıla çıkartıyor. Daha önce getirdiler, tepkimizi burada gösterdik. Bir daha getirdiler, yasallaştı. Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi olarak götürdük. Anayasa Mahkemesi de bu yasal değildir dedi ve iptal etti. Bu yasama yılı başında aynı düzenlemeyi bir kez daha getirdiler. Tepki gösterdik, yine komisyondan geri çektiler. Aslında bunun bir soygun olduğunu onlar da biliyorlar. Şimdi 4 yıl geçti aradan, yine bir torbanın içerisinde tam da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kararının alındığı bir zamanda acaba oldu bittiye getirir miyiz diye tekrar getirdiler. İnatlarının nedeni yandaşlarının limanlardaki süresini iktidardan sonraya çekebilmek. Neden? Seçimi kaybederlerse iktidardan sonra da yandaşlarını korumaya devam etmek istiyorlar. Sözleşme süresini uzattıkları limanlar içinde ihale sözleşmesini Danıştay'ın iptal ettiği limanlar da var. Yargı kararını hiçbir şekilde uygulamayan AKP, işgalci pozisyondaki şirketleri çıkarmak yerine sözleşme süresini meclisten yasa çıkartarak ihalesiz uzatmaya kalkıyor. AKP'nin Cumhurbaşkanlığı sistemi aslında tam da budur. Ranta dayalı, kendi istedikleri gibi yasaları çıkartan, eğer mevcut yasalar yetmiyorsa o zaman meclisteki Cumhur İttifakı'nın çoğunluğuyla istedikleri yasaları kendi çıkarları doğrultusunda çıkartan bir sistemdir. Bu sistem zavallı, çürümüş bir sistemdir.
Aynısını zeytinliklerde yapıyorlar. AKP iktidarının açlığı, hırsı, açgözlülüğü bitmiyor. AKP iktidarı nerede rant varsa orada mazlumun hakkı varmış, toprağın hakkı varmış, ağacın hakkı varmış, çevrenin hakkı varmış, ona bakmıyor. Aynı torba yasa içinde yandaş şirketlerin zeytin alanlarında madencilik yasasına, madencilik yapmasını ön açan bir düzenleme var. Yani güzelim zeytin ağaçlarını kesecekler, yerine madencilerin maden çıkartmasıyla ilgili alanlara tahsis edecekler. Halkın tepkisiyle, muhalefetin ısrarıyla komisyondan çekildi. Defalarca çekildi, yine getirmeye çalıştılar, yine çektirdik. Bırakacaklar mı? Asla bırakmayacaklar. Bir yerde rant varsa AKP'nin ısrarı sürüyor demektir. Değerli arkadaşlar, bahsederken canım yanıyor. Bahsederken bu konu önüme geldiği zaman kelimeleri nasıl ifade edeceğim o konuda sıkıntı yaşıyorum. Bir evladımızla ilgili, 6 yaşındaki bir çocuğumuzla ilgili de büyük bir adaletsizlik yaşandı bu ülkede. Bu ülkede bu iktidarın bu evladımızla ilgili iktidardayken yaptıklarını bir başka ülkede başka bir iktidar yapsaydı sokağa çıkamazlardı. Kesinlikle sokağa çıkamazlardı. 6 yaşında taciz ve tecavüze uğrayan kız çocuğunun bu hakkına halk sahip çıktı. Olayı bir kız çocuğumuzun erken yaşta evlendirilmesi dedi Erdoğan. Bakar mısınız? 6 yaşında tacize ve tecavüze uğrayan bir kız çocuktan bahsederken onu meşrulaştıracak ya Recep Tayyip Erdoğan, orada hiç vicdanı sızlamadan ve yüzü kızarmadan milletin gözünün içine baka baka erken yaşta evlendirilmesi olarak tanımladı. Bu bir vicdansızlıktır. 30 Kasım 2020 tarihinde delilleri, detaylı ifadeleri ve fotoğraflarıyla savcılığa başvuran kız çocuğu aylardır, yıllardır adalet bekliyor. O kız çocuğu 17 yaşında doğum yaptı. Kendisi bir çocuk, kucağındaki bir çocuk. Yaşadıklarını gözünüzü kapatın. 6 yaşındaki bir çocuğu gözünüzün önüne getirin. Annesi saçlarını tararken ve o 6 yaşındaki çocuk yaşı ilerlemiş bir insana kadın diye teslim ediliyor. Hiç mi bu ülkede adaletin vicdanı yok? Hiç mi iktidarın vicdanı yok? Aradan 2 yıl geçmiş. 2 yıl. 2 yıl adalet tecelli etmemiş. Aile Bakanlığı biz bunu biliyoruz diyor. Bildikleri halde hiçbir şey yapmadılar. Bugün iddianame kabul edilseydi, duruşma öne çıkılsaydı, sanıklar tutuklandıysa haberi yazan gazeteci Timur Özkan sayesinde, kadın örgütleri sayesinde, halkın sayesindedir. Gazetecilik ne kadar önemli? Habercilik ne kadar önemli? Doğru habercilik yapan bir tek kişi aslında toplumun bir yarasına ne kadar önemli bir şekilde elini koyabiliyor ve işaret edebiliyor ve onu gül yüzüne çıkartabiliyor. Böyle gazeteciler olmasa, o gazeteciler susturulmaya çalışıldığı için işte Türkiye tam da bu noktada. Aradan tam 2 yıl geçmesine rağmen Adalet Bakanlığı'nın başında olduğu HSK 2012'de kovuşturmaya yer yoktur diyor. 6 yaşında bir çocuk tecavüze uğruyor. HSK kovuşturmaya yer yoktur diyor. Yer yoktur diyen savcı için soruşturma başlatıyor. Yeni Sağlık Bakanlığı kemik yaşındaki usulsüzlüğe göz yuman doktorlar için soruşturma kararı alıyor. Ya arkadaşlar, bu nasıl bir çürümüşlüktür, nasıl bir Türkiye'dir? Daha çocuk olan bir evladımızı 21 yaşındaki bir çocukla yer değiştirerek, bir kadınla yer değiştirerek, evet bunun kemik yaşı budur deyip o şekilde bir Sağlık Bakanlığı bir kararın altına imza atıyor. Aile Bakanlığı davaya müdahil oluyor. Ne zaman?
Aradan 2 yıl geçtikten sonra davaya müdahil oluyor. Ve diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, ya siz bunu şimdi konuşuyorsunuz ama biz bunu 2 yıldır biliyoruz diyor. Kendisine soran milletvekillerine diyor ki milletvekilleri, ya peki niye bir şey yapmadınız? E yaptık ya, koruma altına aldık diyor. Devlete sığınmış bu kadının adalet arayışı için aslında herkes sustu. Hiç kimse konuşmadı. Bir tek o evladımız. Kucağında çocuğuyla, yaşadığı yaralarla, içindeki ızdırapla haykırdı. O haykırınca bir gazeteci duydu. Bir gazeteci haykırınca kadın örgütleri duydu. Onlarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, muhalefet duydu. Şimdi yapmadıkları şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Şimdi yeni tutuklama kararıyla götürdüler, hakim karşısına çıkartacaklar. Bunun tek bir nedeni var, milletin sesidir, milletin iradesidir. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hala bütçeyi konuşuyoruz ama bütün arkadaşlarımız Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyorlar. Ekrem İmamoğlu olayı bir skandaldır. Biz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu konuşacağız. Bugün Saraçhane'de bütün genel başkanlarımız, Millet İttifakı'nın genel başkanları orada bu hukuksuzluğun, bu adaletin çığlığını atacaklar. Ve bu çığlık eminim büyüyerek AKP iktidarını altına alıp yok edip gidecektir. Hepinize saygılar sunarım. Sorusu olan var mı? Siz beni tanımıyorsunuz diyor Erdoğan. Ben kiminle ne zaman nasıl konuşacağımı, görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam diyor. Biz seni çok iyi tanıyoruz Erdoğan. Sen menfaatin için, rant için, koltuğun için her zaman herkesle görüşmem dediğin herkesle gelir görüşürsün. Senin iki yüzlü siyasetini artık Türkiye değil, dünya biliyor aslında. Sen eğer gerçekten bu ülkenin çıkarları doğrultusunda bir adım atmış olman gerekseydi 10 yıl önce atardın. 5 milyon sığınmacı Türkiye'ye akın ettiğinde atardın. O zaman gözün kararmış bir şekilde Suriye'deki Esad'ı düşman ilan edip onunla ilgili işgal sözlerinden bahsederek orada kan akarken Suriyeliler ellerini kollarını sallayarak Türkiye'ye girerken hiç sesin çıkmadı. O sırada Kemal Kılıçdaroğlu dışarıda uluslararası siyaset diplomasiyle yürütülür dedi. Görüşmeler yapılması gerekir dedi. Mevcut hükümeti muhatap almak gerekir dedi. Hayır, almayız, katillerin elini sıkmayız dedin. Bugün seçimlere tam 6 ay kala katillerin de elini sıkarsın, baronların da elini sıkarsın, kara para aklayıcılarının da elini sıkarsın, buraya gelip de katledilen Kaşıkçı'nın katillerinin de elini sıkarsın. Çünkü sen iki yüzlü bir siyaset yapıyorsun. Senin iki yüzlü siyasetini biz çok iyi biliyoruz. O yüzden hiç şaşırmadık Erdoğan. Senin bu ucuz kabadayılıklarını artık millet yemiyor. Kılıçdaroğlu Türkiye'de adaletin tamamen bitmiş olabileceğini düşünemedi. Kılıçdaroğlu yasaların bu kadar tükenmiş olduğunu bilemedi. Kılıçdaroğlu hakimlerin vicdanının bu kadar körelmiş olabileceğini bilemedi. Kılıçdaroğlu aslında böyle bir davanın açılma ihtimalini dahi öngörmezken
bir ceza verilebilme ihtimalini kesinlikle aklından geçiremedi. Eğer bu ülkede birazcık adalet varsa, eğer bu hakimlerde birazcık vicdan varsa bunu alamazlar dedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir ailedir. Kılıçdaroğlu değil Almanya'ya, Türkiye'nin diğer öbür ucuna, dünyanın öbür ucuna da gitseydi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ailesinin bir ferdine en ufak bir dokunulduğu zaman bu partinin lideri saatler içerisinde gelir, onunla kucaklaşır ve mücadelesine devam eder. Biz asla gösterişe dayalı bir siyaseti asla yapmayız. Biz siyaseti ciddi bir şey olarak yaparız. Biz siyaseti hiçbir zaman şov için yapmayız. Kemal Kılıçdaroğlu tam bir diplomasi lideridir. Kemal Kılıçdaroğlu tam bir devlet adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu kendi karşısındaki rakiplerine dahi saygı duyan bir insandır. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu ülkesine güvenmekten asla vazgeçmeyecek. Adaleti bulabilmekten asla vazgeçmeyecek. Sonuna kadar adalet için yürümesine devam edecek. Bugün işte dün Almanya'daydı, bugün Saraçhane'de. Yanında Millet İttifakı'nın genel başkanlarıyla beraber. Onlar kendi ideolojilerini değil, Türkiye'nin geleceğini düşünüyorlar. Birlikte adalet için haykıracaklar. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sadece Ekrem İmamoğlu ile değil, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Kadıköy Belediye Başkanımızla, diğer belediye başkanlarımızla hepsiyle uğraşmıştır. Hak etmedikleri şekilde ilk önce terör örgütleri bu belediyelerde barınıyorlardı, üzerine gitmişlerdir. Hiçbir tanesinde tek bir usulsüzlük, tek bir terör örgütü mensubu bulamadılar. Bir kişiyi tutukladılar. Onun da ne olduğunu herkes biliyor. Onun haricinde yolsuzluk var dediler. Adaletsizlik var dediler, müfettişlerini gönderdiler. Olmadı. Şimdi haksız yere, neymiş efendim? Ahmak demiş. O ne demiş? İçişleri Bakanı ahmaklarla ilgili Ekrem İmamoğlu'na ahmak demiş. O da asıl ahmak İstanbul seçimlerini iptal edenlerdir demiş. Dünyada böyle bir şey var mı? Yok. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili içinizde hiçbir kuşku olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi altılı masanın liderleriyle birlikte gösterdikleri Cumhurbaşkanı adayının arkasında dimdik durarak, seçimin galibi olarak Türkiye'de iktidara gelecektir. Ama gözünüzün içine baka baka söylüyorum. Yargıyı yok sayanlar, yargıyı iktidarın emriyle uygulayanlar adalet önünde er ya da geç hesap verecektir. Kararı veren hakim hukuk adına karar vermemiştir. Kararı veren hakim vicdanen bir karar vermemiştir. Kararı veren hakim kendisine iletilen bir emri yerine getirmiştir. Biz bunu böyle görüyoruz. Bu bir hukuki karar değildir. Bu bir siyasi karardır. İstanbul seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar verdiyse bu hakim de öyle bir karar vermiştir. Ve adalet karşısında, hukuk karşısında suçludur. Kendisi de bir gün aynı Balyoz Ergenekon davalarındaki suçlu hakimler gibi er ya da geç hukukun karşısına çıkacaktır. Teşekkür ederim.